Abi. Allah'ıma çok şükürler olsun abi, iyi misin? Hatice. Allah'ım, o Hatice diyen dillerine kurban abim. Öldük öldük dirildik abicim, iyisin değil mi? Hatice. Efendim abi. Feriha geldi. Feriha mı? Ben bir rüya gördüm Hatice. Feriha'mı gördüm. Gelmiş başı düba. Babam, babam diyordu. Ağlıyordu. Pişmansı bir başınaydı. Ben kızını özledim Hatice. Şimdi gelse, elimi öpse, her şeyi unutur, basarım bağrıma. Günaydın. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Birkaç işim var, onları halledeceğim. Babanla kavga etme, tamam mı? Merak etme. Etti değil mi? Emir, ben gerçekten ona hiçbir şey yapmadım. Ama o bana öyle şeyler söyledi ki bir an kendimi kaybettim. Anne uzatma. Oğlum bana öyle bakma. Ne olur öyle bakma, dayanamıyorum. Nasıl bakıyorum sana? Hayal kırıklığı içinde mi? Ben senin bu öfkeni hak etmiyorum. Doğru. Sen ve babam o kadar hayatımda değilsiniz ki öfkemi bile hak etmiyorsunuz. Biz öfkeni bile hak etmiyoruz. Ama o kız söylediği bütün yalanlara rağmen, yaşattığı her şeye rağmen senin hayatında kalmayı hak ediyor, öyle mi? Sen Feriha'dan neyin hırsını alıyorsun? Benim mi? Babamın mı? Geçmişim mi? Ne saçmalıyorsun sen? Niye vurdun ona? Bize vuramadığın için mi? Babama, bana vuramadığın için mi? Bana kızgınsın. Çünkü ondan vazgeçmiyorum. Babama kızgınsın, o zaten ikimizden de vazgeçti. Ama ikimize de vuramıyorsun. Çünkü bu yenilgiyi kabul etmek olur değil mi? Sen yenilginin ne demek olduğunu bilmiyorsun oğlum. Gerçekten bilmiyorsun. Ama öğreneceksin. Hayat sana öğretecek. O sahip çıkmak için anneni kırdığın kadın yenilginin ne demek olduğunu sana öğretecek. Geç kaldın anne. Ben o kadın defalarca yenildim. Sana artık onunla savaşmadığımı söylemiştim. Ben o yenildiğim kadını seviyorum. Bunu artık kafana sok. Emir. 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 Kim o? Feriha. Aç, benim kızım. Feriha. Allah. Senden konuşacağız.
Buyur ama. Bak kızım. Sen kaçtın gittin, geri döndün. Sana bir soru soracağım. Kabahatinle mi geri döndün? Mehmet'i bizi yakacak bir yanlış yaptın. Yapmadım ama. Sen 3 gün elin adamıyla aynı evde kaldın, yapmadın öyle mi? Sizin korktuğunuz gibi bir şey olmadı. Merak etme. O zaman Elmas. Ne? Eve geri dönmek istiyorsan, babanın şefkatini yeniden kazanmak istiyorsan, benim seni desteklememi istiyorsan, temiz olduğuna dair Elmas. Siz bana el basarsan mı güveneceksiniz? Neden kaçtım, niye kaçtım bir önemi yok değil mi? Emir'le birbirimize dokunmadık bile. Tertemizim. Ancak o zaman affedilmeyi hak ediyorum değil mi? Bak kızım. Benim kızım bir günah işledi, benim ciğerim yandı. Evliliği ciğerimdeki yangını söndürmüştür ama İçine açıp baksan, hala yarası çayır çayır yanıyor. Sen benim evlat yarımsın. Bir günahın ateşiyle harlanacak ne ciğerim var, ne de abime kıyacak bir halim vardır. Bana kefil olabilirsin ama sizin inandığınız, istediğiniz gibi tertemiz. Emir Bey, bu emrivaki görüşmenin iş etiğime sığmadığının farkında mısınız? Bakın, karşı taraf benim için önemli. En azından babam ne istiyor onu bilmem lazım. Babanız iftira yüzünden savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun dışında davalı taraf yüzünden uğradığı maddi kayıp da var. Maddi kayıp mı? Bu yüzden de tazminat davası açıyoruz. Tazminat davası mı? O davayı sizin kime açtığınızdan haberiniz var mı? Asgari ücretle çalışan bir kapıcı ailesini açıyorsunuz. Ünal Bey'in maddi kaybını onlar mı karşılayacak? Sadece işimi yaptığının farkındasınız değil mi? Ayrıca bu davada babanızın en azından teorik olarak son derece haklı bir zeminde olduğunu da bilmelisiniz. Müvekkilinize söyleyin, o zemine sağlam basın. Ünal Bey, az önce Emir Bey buradaydı. Tahmin ettiğiniz gibi dava hakkında sorular soruyor. Son derece sinirli olduğunu söyleyebilirim. Beni şaşırtmayacağını biliyordum. Günaydın Ben eve dönüyorum. Ne demek bu şimdi? Babam bana son bir şans verebilir. Beni affedebilir. Hem eğer biz bir aile olmak istiyorsak şimdi ilk adımı atabiliriz. Tamam. Hadi o zaman. Sen hazırsan ben de hazırım. Benim yalnız olmam gerek. Ha, onlara evlendiğimizi söylemeyeceğiz yani. Bir süre. Doktorun dediklerini biliyorsun. Onları görmezden gelemem. Babamın hayatı pahasına biz evlendik diyemem. Sen onların yanına döneceksin. Onlar evlendiğimizi bilmeyecek. Hiçbir şey değişmemiş gibi olacak, eskisi gibi.
Eskisi gibi olmayacak. Biz biliyoruz ya, yetmez mi? Şimdilik. Anneciğim, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Birazcık şey yaptım. Bugün biz gidiyoruz ya işte. Çıkışımızı veriyorlar. Kocan geç kalmaz değil mi? Evet, gelecek anne. Trafiğe takılmış ama gelecek o. Bir şeyle sandalye yok mu kızım? Bunları bir süre saklamak zorunda kalacağım ama çok kısa sürecek. Kısa bir süre. Durakta beni indirir misin? Kendim gideyim. Beni yine otokan başında indirmeni kaldıramam. Saçmalama. Seni yalnız gönderemem. Ne olacağını bilmiyoruz. Hem kardeşine güvenmiyorum ben. Ben babama güveniyorum ama. O benim elimi tutacak. Affedecek beni. Zamanı gelince çok güzel fotoğraflarımız olacak. Mutlu fotoğraflar. Kalabalık. Çok kısa sürecek. O zaman gelene kadar ben hala üst katta olacağım. Buna itiraz etme. Tamam. Baban, kardeşin, ailen. Ama sana yaptıklarını gördükten sonra ben orada seni yalnız bırakamam. Ne olacağını bilmiyoruz. Ben her an senin için orada olacağım. Ve buna kimse engel olamaz. Eğer huzursuz olursam, sana bir şey yaptıklarını düşünürsem, senin düşündüğün kadar babanı düşünemem. Neyse. Yanında uyuyamasam da yukarıda olduğunu bilmek güç verecek. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ay yok, boş ver. Telefonum evde zaten. Merakla bırakmam seni. O oğlanı bir daha görmeyeceksin. Baban o oğlanın ailesinin hışmından canından oluyordu. Siz artık olacak bir şey değilsiniz. Ya bunu aklına yaz kızım. Bu işin sonunda kan çıkar. Ya bizden akar ya onlardan akar. Bir gençlik hatasıdır, oldu. Kazasız belasız. Çok şükür ki atlattın. Caydın yanlışında. Baba korktum, kaçtım. Ötesi yoktur diyeceğim. Sağ ol. İyi akşamlar herkese. Yine bekleriz hocam. İyi akşam. Siz dinlenmenize bakın Muzaffer Bey. Ay keşke biraz daha otursaydınız. Başka zaman inşallah. İnşallah. Geç otur. Ne söyleyeceksen burada söyle. Davayı geri çekmemi istiyor musun? İstiyorum. Çekeceğim ama şartlarım var. Ne istiyorsun? O apartmandan taşınmanı istiyorum. Thank you.
Baba. Ben geldim. Abi ben çağırdım. Hani sen demiştin ya öyle tövbe ederse. Hani ben de ondan sonra dayanamadım gittim çağırdım. Ben Feriha'ya kefilim abi. Tamam çok büyük bir kabahat yapmıştır ama lekesi yoktur. Mehmet dursana Allah aşkına. Mehmet! Seher çekil git başımdan. Ya Mehmet ne yapıyorsun ya? Baba. Konuşacağız. Ama şimdi değil. Abi Mehmet. Biraz soğusun. Soğusun öyle. Bu gece gözüme değme Feriha. Değersen dilime hakim olmayabilirim. Ben seni arka odaya götüreyim artık yatırım. Yok yok ben kendim giderim Hatice. Feriha, Emir, yani siz şimdi... Feriha, beni sana kefil olduğum için pişman edersen... ...vallahi bugün umumunu aratırım, sana haberin olsun. Sen de Gülsüm. Ha buna yandaş olmayacaksın. Vallahi emzirdiğim sütü bununla fitil fitil getiririm, tamam mı? İkiniz de bunu iyi bilin. Anladın mı? Hadi şimdi kocana söyle de gelsin alsın seni. Yukarıda Allah var. Allah biliyor ya, ben seni evlatlıktan atmıştım Feriha. Ama babalık işte. Söz dilden çıkıyor. Bütün kabahatine rağmen benim sana itimadım var. Sen bir hata yaptın. Gözün önünde kızlar rahat. Gülsüm'ün yanlışı. O gezmeler, tozmalar,
Ve sonunda sen de yanlış yaptın. Gençlik olur. Ama mühim olan yanlıştan dönmek. Ziyansız, günahsız dönmek. Baba. Sözümü kesme. Ben hayatta büyük konuştum. Ve o büyük lokma geldi şurama oturdu. Baba, yorgunsun sen bunları sonra. Bir hata yaptın. Sonra korktun, kaçtın. Benim kabahatim seni okuldan almak ve köye göndermek oldu. Ama senin sözün sözse benim de sözüm söz. Okuluna gideceksin. Babacığım, senin sağlığın önemli. Bırak benim sağlığımı aldığımı. Senin sözün söz mü? Benim bir daha başımı eğdirmemeye, el alemin zehirli dilini yuvamıza sokturmamaya sözün söz mü kızım? Söz. Bir daha seni hiç utandırmayacağım baba. Nereye gitmeyi düşünüyorsun Mehmet? Ya bulurum bir yer. Çocuk değilim artık. Kendi başımın çaresine bakarım. Bence sen tam bir çocuksun. Hem de bencil bir çocuk. Yok hocam. Biz seninle aynı kafaya gelemeyiz. Bak sabaha kadar konuştuk. Hala anlatamıyorum. Ya bana değil. Sen babana nasıl anlatacaksın kendini? O adamın daha yaşayacak kaç senesi var zannediyorsun Mehmet? Yani bu kadar yorgunluktan, bu kadar olaydan sonra çocuklarının yanında olmasını hak etmiyor mu bu adam? Ya sen o evden çıktın gittin. Kimi cezalandırdın? Feriha'yı mı babanı mı? Biraz bunları düşün ya. Ah garip abim. Bak gücü yok da kahvaltıya kadar uzanayım dedi zavallı. Hadi ben servise çıkıyorum. Ben çıkayım istersen hala. Yok yok istemem. Sen masayı kur kızım. Haydi bismillah. Babam biraz uyusun. Kız bana bak. Döndün dolaştın baba ocağına geldin değil mi? Vallahi bir gülsüm kadar bile olamadım pes. Kız yoksa seni kapı dışarı mı etti ha? İnanayım mı? Vallahi dünyada inanmam. Kızım azıcık aklını kullan ya. Ya yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Diyorum ki. Bana bak. Ben buraya babam için geldim. Ne diyeceksen içinden de. Eğer ağzından babamı üzecek bir şey çıksın, o ağzını bir kapatırım açamazsın bir daha. Öyle olsun. Sen beni boş ver de bu dava olayını nasıl halledeceksin? Yarın bir gün baban mahkeme salonlarında düşüp kalırsa ne yapacaksın? Lan bir sus be. Kur masayı hadi. Bir şey lazım mı? Yok, teşekkür ederim. Bak oğlum, senin duzun kuru. Sana sabah bir laf atılsa öğlene varmaz üzerinden düşer. Laf yapışmaz. Ama bak biz öyle değil. Bizim üstümüze bir laf gelse kene gibi yapışır üstümüze. Sen yukarıda biz aşağıda olacak bir şey değil bu çocuğum. Bak abimin halini gördün. Onun yüzü su hürmetine tepemizden çekil git.
Ben sizi rahatsız etmeyeceğim. Benden korkmayın. Ben bir senden korkmuyorum. Ben abimin sağlığından korkuyorum. Mehmet'in deliliğinden korkuyorum. Feriha'nın gençliğinden korkuyorum. Benim bir korkum yok. Sen bir Allah'tan kork da çekil git buradan yavrum. Şu sofrada da bir kere böyle ağzımızın tadıyla yemek yesek tavuk keseceğim. Kızım şuradan bir dilim ekmek ver bak. Seher, kocanın çayını koy kızım. Geç oğlum, geç. Otur. Allah Levent Hoca'dan razı olsun. Seni tuttu eve getirdi de hepimiz yine bir aradayız. Ben bir gazeteye bakayım. Böyle alışkanlık oldu sabahları. Ben dalga geçiyordum ama vallahi haber varmış. Şşş kuzum. Bırak gazeteyi. Geç otur yemeğini ye. Dur dur dur. Kaçak veliaht geri döndü. Ünal Sarrafoğlu oğlundan haksız yere şikayetçi olan Kapıcı ailesine dava açıyor. Hadi buyur. Bir davamız eksikti. Yeter. Bu sofrada o namussuzların adını, sanını, haberini, davasını duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? İstemiyorum. Tamam abi, dur ilacını vereyim abi. Feriha. Okula gidebilirsin kızım. Bir dakika. Al şunu. Duymamazlık etme, değil mi? Ne yapacağız Mehmet biz bu dava işini? Hayır, neremize ödeyeceğiz o kadar parayı? Bunu mu dememi bekliyorsun? Aman be. Ay, ne yaparsanız yapın. Ay, sizin umurunuzda değilse, ya pardon da benim hiç umurumda değil. Ben çıkıyorum, otobüsle gideceğim. Okulda buluşalım, sokakta bekleme. Mehmet. Öyle halaya küstük olmaz. Çevirme yüzünü benden yavrum. Ha, bak baban hastanede eğer Feriha'yı sormamış olsaydı ben öyle kendi kendime kalkışabilir miydim bu işe? Hala, sen ona inandın. Babamı da inandırdın. Ama kimse beni inandıramaz. Feriha babamın kızı olabilir. Ama benim kardeşim değil artık. Aman oğlum tövbe de günahına giriyorsun yavrum. Yapma öyle. Bak. Artık hırgür zamanı değil oğlum. Olan oldu. En çok da olan abime oldu. Yavrum onun sağlığını düşünüyorsan huzuru bozma yavrum. Bana bak. Senin de o kullanıp attığın kızın da. Düzgün konuş.
Sen babamın hastalığına dua et. Yoksa ikinizin de hesabını keserdim. Oğlum, Allah aşkına şu adamı görmezden gel. Babanın sağlığı için lütfen. Düşündüğümden daha zormuş. Gece gözümü açıp seni görememek çok zormuş. Nasıl davranıyorlar sana? Kırgın. Uzak. Ama kötü değil. Allah'ım geldim yanına. Boşver. Fira, ben bütün gece gözümü kırpmadım. Daha bu ne kadar sürecek? Ben babamla konuştum biraz. Yani beni affetmek için bir sürü bahane bulmuş kendine. Ama en çok korktuğum için kaçtığımı düşünüyor. Böyle düşünmese belki beni affedemezdi. Hani Gülsüm'le evlendikten sonra babam seninle konuşmuştu ya, sen de dinlemiştin sadece. Ben de bugün aynısını yaptım. O zaman sana verecek gücüm yoktu ama şimdi ikimiz için de güçlü hissediyorum kendimi. Dün babamla konuştum. Apartmandan taşınırsam davayı çekecekmiş. Ona taşınmayacağımı söyledim. Ama çok kararlı. Gazetelerde vardı bugün haber. Davayı yazmışlar. Babam yazdırmıştır. Gözümüzü korkutmak istiyor. Ne yaparsa yapsın. Biz bunları konuşmayalım. Benim tek derdim olabilecek en doğru zamanda babama evlendiğimizi söylemek. Başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Benim apartmanda olmam sana zarar veriyor mu? Gitmek mi isteyeceksin? Hayır, gitmek istemiyorum. Oradan seninle birlikte çıkmak istiyorum. Biz oradan birlikte çıkacağız. Sen orada olduğun sürece ben her şeye dayanabilirim.